Selamlar, ben Atom Tost eleştirmeniniz Jodis. Bugün yaptığı tostun içinde eşek eti olduğunu iddia eden, kadın görünce ağzı sulanan zorba herif, yani tostçu Yakup hakkında konuşacağım. Ve maalesef bugün de konumuz TikTok ve yine saçma sapan bir sokur olacak. Oğlum cidden ne zaman bitecek bilmiyorum ama bu TikTok insanların psikolojisine harbiden iyi gelmiyor. Genelde nerede salak ucube varsa hepsi anlaşmalı mı onu da anlamış değilim ama komik olmayan saçma videolarını TikTok'a yüklüyorlar, 3-4 tık fazla izlenme alınca da birdenbire kendilerini maymuna çeviriyorlar. Ya zaten isminden bile belli. Tostçu Yakup. Gerçekten çok marjinal bir isimmiş dostum. Bula'nın eline koluna vereyim sağlık. Kendisini gördüğüm kadarıyla TikTok videolarında yapmadığı şey kalmamış. Koşu bandına binmiş, kadınlara ağız suyu akıtmış, çocuğunu ağlatarak tıraş etmiş, hatta kadın tavlamak için ezan bile okumuş. Yani koyayım eğer TikTok'un bir deliği varsa bu adam o deliğin de deliği. Öncelikle birinin sırf para kazanmak için kendini rezil etmesini geçiyorum. Zaten bu sürekli konuştuğumuz şey ama küçük çocukları rezil etmesine yemin ederim anlamıyorum ve katlanamıyorum. Tosçu Mahmut da açtığı bir canlı yayında çocuğun saçını kesiyorum adı altında çocuğa bildiğin işkence ediyor. Şimdi eyvallah çocuğunun saçını kesmek isteyebilir. Adamın berberlik tecrübesi vardır. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ama bu adamın bırakın berberlik tecrübesini. İki eliyle bir doğrultacak tecrübesi olduğuna ne inanırım ne de inanmak isterim. O yüzden şimdi izleyeceğiniz görüntüler Dark Web'den alıntı değildir. Abaza bir adamın çocuğuna yaptığı saç kesimindendir. Bilginiz olsun sorgulamayın ve akıl sağlığınızı korumaya çalışın. Kim Millet sırf eğlenip gülsün sen de para kazan diye küçücük çocuğun ağlata ağlata saçını kesiyorsunuz. Zaten bunun gibi birinden ne beklenir bilmiyorum ama şu yaptığı tıraşın sebebini bir duysanız yemin ederim izlediğiniz görüntülerden daha büyük bir işkence maruz kalırsınız. Biliyor musunuz? Şöyle bir tıraş başka yerde yapsaydık en azından 50 TL arkadaşlar ya da 70 TL. Neymiş dışarıda 70 TL para verecekmişmiş. Oğlum çocuk hüngür hüngür ağlıyor olan işkencelerinden dolayı. Hani bir de berber makasıyla falan kessen saçını eyvallah da bildiğin kocaman makasla kesiyorsun lan. Dayıcım sen çocuk saçımı kesiyorsun. Koyun yünümü kırpıyorsun. Bakayım sen harbiden ne yapıyorsun söylesene bana cidden çok merak ettim. 70 TL para vermemek için çocuğa işkence ettiğin yetmiyormuş gibi bir de bunu canlı kayıt altına alıyorsun. İşte bilinçsiz bir çocuk yetiştirilirse büyüyünce Ucu Bey Yakup abiniz gibi cahil biri olur. Çocuğunu berbere götürmek için 70 TL vermeyi çok görüyorsun ama ne hikmetse bayır domuzu gibi koşman için olsa gerek kendine 5000-6000 TL'lik koşu bandı almışsın. Vay 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 vay! vay, vay, vay. Abimiz arka planda karı kıza fit gözükmek için koşuya başlamış. Yok ya bak valla sen ezik herifin tekisin. Bu arada bu profesyonel saç kesiminde de tuhaf bir şey fark ettim. Bilenler mutlaka yoruma yazsın. Çünkü ben 24 yıldır kaç kere berbere gittim ama bu ucu benim çocuğa yaptığı bir hareketi berberin bana ne yaptığı ne demem böyle bir şey gördüm, şahit de olmadım. Biraz hadi yap. Biraz hadi yap. Evet. Evet, 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 evet. Abicim sen çocuğa saç tırışımı yapıyorsun yoksa arabaya pasta cila mı atıyorsun ne yapıyorsun sen? Berber burada ne yapmak istemiş lütfen beni aydınlatsın. Vallahi şakamatik gibi bir şeysin sen. Parayı da arka taraftan alıyorsun herhalde. Tüm bunları da destekleyip chatte gülenlerin olması ciddi anlamda daha da korkutucu. Toplum olarak nereye gidiyoruz oğlum? Şöyle yaratıkların saçma hareketini lütfen artık normalleştirmeyin. Tabi sucuk adam sadece erkek çocuğunu rezil etmek istemese gerek aynı zamanda kız çocuğuna da ayaklarını yıkattığı bir video paylaşmış. <laughs> o kız küçücük elleriyle senin 50 numara ayağını yıkamaya başlasa muhtemelen 40 gün 40 gece kese atacak. Genel olarak şu eski kafalı insanların kendine çocuk yetiştirmek yerine köle yetiştirmesine de cidden anlamıyorum. Çocuğum olsun markete gitsin ayağımı yıkasın popomu silsin altımı alsın götümü... Lan Allah sana iki kol iki ayak vermiş biz zahmet siktir git sen yıkayıver pis ayaklarını. Ayrıca sen çocuklarını daha böyle küçük yaşta ezip küçümsersen emin ol büyüdükleri zaman insanlara karşı boynu bükük insan olurlar. Ama sen sadece kendini düşünen bencil herifin teki olduğun için muhtemelen çocukların ileride nasıl olacağı senin pek de umrunda olmaz. Böyle platformlar denetlenmezse böyle ucubelerde bokunu çıkarmaya devam eder. Sonra da çocuklarına 2-3 tık fazla izlemek için unutamayacağı travma yaşatırlar. Biliyorum şimdi çoğunuz TikTok yasaklansın falan diyecek ama hayır bu da bir çare değil. Bugün TikTok kapanır yarın sikso kaçılır dostlarım bunun bir sonu yok. Denetleme lazım ama devletin bu tarz platformlarda tek denetlediği şey kazanılan paradan alınan vergi çünkü muhtemelen onların gözünde tek önemli şey bu. Zaten iyice denetleme falan olmadığı için yayın yapan abazalar da çoğaldı. Mesela bu yaratık ve türevleri nedense bu uygulamalara girince çocuk sahibi olmasına rağmen karşısına bir kız veya kadın çıktığında ağzının suları akıyor. Masala bugün tane güzel gördüm ha. Teşekkür ederim ya. Vay 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 Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Yaradana kurban. Hey 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 sucuk abi istersen bir dur ağzının suyunu sil bir sakin ol bakalım. Ya şimdi videodaki ablamızın da hareketlerinden belli ki bu sarkıntılık hoşuna gitse gerek ağzını açmıyor. Zaten o da ayrı bir konu çünkü bu gibi objedenlar, objeden diyorum çünkü bunlara kadın demiyorum. Bunlar yüzünden Yakup'lar kendini havalı sanıp gittiği her yayında karıya kıza yavşıyor veya alt taraftaki mekanizmayı çalıştırıyor. Sonra da gördüğü her kadına veya girdiği her yayına sapık sapık davranışlarda bulunuyor. Çünkü bu adam objedenlardan tepki almadığı için herkese öyle zannediyor. Sucuk adama dönecek olursam da bir insanı tipiyle yargılamayı hiç sevmem ama ama çocuğuna köle gibi davranan bir yaratığa da açık söyleyeyim acımam, sert gömerim. Yeşilçam p**** çocuları gibi tipin var, girmiş de o çoluğunu çocuğunu rezil edip karıya kıza sarkıntılık ediyorsun. Ne beklersin ki? Hayatta bir şey başaramamış. Baltaya sap olamayan ezik birinin adam akıllı hayat sürmesini beklemek zaten hayal etmek bile zor böyle bir şey ama en azından nerede duracağını bari bil. Gerçi eşek eti yiyip, kadın tavlamak için ezan okuyarak İslam'la dalga geçen birinden de çok bir şey beklememek lazım. Allahu ekber, Allahu ekber. Neyse sucuk adam. Sen kadınları ezan sesiyle düşürmeye çalışmaya devam et. Hani genelde tavlamaya çalıştığın kadınlara şey diyorsun ya. Buraya gel ben sana eşek etinden tost yedireceğim falan diye. Böyle devam edersen ben de sana bir et yedireceğim ama hayvanın neresi olduğu sürpriz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.